Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Mayıs Cuma Pimlico Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulu bir program Türkiye genelinde var Pimlico'da ama Amerika Pimlico'ya baktığınız zaman 14 tane yarış var normalde. Tabii önemli koşulların da olduğu bir yarış, açık yarışların da olduğu. Ben biraz bu saatlere kadar kaldım çünkü inanın zor programlar vardı. Şu anda yeni yeni atlar çıkmaya başladı. Tabii benim çalışmalarım, ben bütün atları bakmak zorundayım çünkü son yarışlarını artık ne kriterler varsa yapıyorum. Bayağı da vaktimi alıyor yani, kusura bakmayın ama ben nerede baksan şu anda 11.30'dan beri bir yapıyorum ya. 11.30 şu anda 6 saat, tam 6. Yani 6.5 saattir sadece yurt dışı yarışıyla ilgiliyim. Sağ olsun çok güzel yorumlarınız vardı. Arkadaşlar bu Ahmet Bey, Ahmet abi diyeyim artık size, benden büyüksünüzdür. Ya her zaman ben aklımda kalmıyor. Bu şablonu programın sonundayken bana çok güzel akıl veriyorsunuz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama hani inanın kafam full. Şu bayramdayız gerçi, tamam. Bayramda bütün herkes evde de. Yani full olmuşum. Bak şu anda bu Amerika'yı yayına sokar sokmaz hemen yerli yarışların hazırlıklarına başlayacağım. Yani kafam olduğu gibi gidip geliyor. Yani şu öyle isteklerle, yani şu sadece şu yorumları dinlememek için yani direkt sonuna geçelim diyorsunuz. Güzel, haklısınız. Ben bir şey demiyorum ama ben aklımda kalırsa söylüyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın, tamam mı? Yani ekstradan fazla bir şey de yapmak istemiyorum. Kafam çünkü full bomba. Yani nereden baksanız 70 tane 80 tane video izliyorum. Yani şu yarışları seyrediyorum. Hangisi nerede ne yapıyor ne diyor. Çünkü bir de öyle bir program var ki bugün Banko'da zorlandım. Zorlandım, bayağı zorlandım. Artık bir tanesini mecburen tek attım. Çünkü kolay yarış yok. Hani hele bir de Pimlico her zaman oynanan bir yer değil. Ama bugün Allah'tan güzel safkanlar da olduğu için iyi bir program çıkardığımı düşünüyorum. Artık şansımıza ya. Şimdi her tek attığımızda gelecek diye bir kaydı yok. En azından bunu da belirteyim. Ben de sonuçta bir insanım. Ama en azından sizlere bir şeyler kazandırabiliyorsam da ne mutlu bana. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Çünkü program geneli uzun oluyor. Hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. En azından şu anda çıkan safkanlar da yavaş yavaş da belli olmaya başladı. Birinci koşudan başlıyorum. Yedili Plase ve Üçlü Ganyan ayağımızda. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik kısa mesafeli çim yarışında görüyorsunuz 16 safkan vardı. Bunlardan 3, 13 ve 16 nolu safkanlar da yarıştan çıktı. Oranlar şimdi açılmaya başladı. Tam 15 dakika evvel oranlar açılmaya başladı. Artık şansınıza denk geldi. Bakalım 8 nolu Bantam Baby. Bakalım doğru mu? Evet, adresimiz doğru. 8 nolu safkan 1 lira 10 kuruş. 15 nolu safkan 2.75. 11 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 2 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 20 lira, 10 nolu safkan 20 lira ve 5, 7, 9, 12, 14'te aşağı doğru sıralanıyor karşı. Hemen programa geçelim. Benim burada önceliği tuttuğum safkan 15 nolu American Gotus. Bu American Power Over'un temsilcisi John Velasquez'e start alıyor. Son yarışın kazanan güzel bir kalite bir isim, iyi de bir orijine sahip. Benim ilk şans verdiğim isim tabii çok ciddi bir rakibi var. 8 nolu Bantam Baby. Bir artışiler gibi yine iyi bir çim orijine sahip. Performansı zaten gördüğünüz gibi son 6 yarışın 4'ünde ikincilik, 2 yarışını kazanmış bir isim. 10,5 aylık bir ara vermiş olsa da bu safkan iyi bir isim. Ben 15 ve 8'i hiç ayrım yapmadan kuponlara beraberce yazalım diye size öneriyorum arkadaşlar. 15-8 benim öncelik şans verdiğim isim. Ama bu ayakta sürprize veya bahis oyunları oynamak isteyen arkadaşlar için önerebileceğim safkanlar da şu şekilde: bir çim orijine sahip olan bir 9 olan Mike's Girl, bir Scottie temsilcisi Kevin Gomez de en azından sevdiği pistte koşuyor. 7 nolu Katerina Van, bir Munich temsilcisi Charlie Marquez de start alan bu safkanda yine benim önlerde şans verdiğim isim. 11 nolu Memphis Mafia, bir El Padrino temsilcisi Sheldon Russell'la start alan bu safkanda gördüğünüz gibi iki yarış yapmış. İkinci yarışını kazanarak çıkan bir isim. Bir de 4 nolu Madam McLean, bir McLean Music temsilcisi olan bu safkanda David Cohen'le start alıyor. Yine sürpriz sevenler için önerebileceğim isim. 15-8 önce, 9-7, 11-4 de daha sonra şans verdiğim isimler. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Altılı Ganyan'ın ilk ayağı başlıyor. Bir opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metrelik kum yarışında 4 ve 9 son safkanlarında çıkmış olduğu bir yarış. Ben bugün hatta 4'ü bile tek atacaktım ama şansımı hatta yazdım çünkü çıktı yarışlar. Ne yapayım şimdi, bankom çıktı. Yapacak bir şey yok artık. Elimizdekilerle yetineceğiz. Şansımıza bir tane at yazdık, banko dedim burayı. Ondan sonra zaten benim programım uzadı biraz. Gelelim neyse oranlara bakalım. Şansımızda ne varsa onu göreceğiz artık. Bahtımızda yani.
Evet, buradaki oranlar şu şekilde şimdilik açılanlar. 7 nolu safkan 2.25 orana sahip. 2 nolu safkan 2.75. 5 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 7 lira. 1 nolu safkan 6.5 lira. 11 nolu safkan 8 lira. 10 nolu safkan 12 lira. 8 nolu safkan 20 lira. 6 nolu safkan 25 lira. Ve 12 nolu safkan da 40 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Benim burada işte dediğim gibi 4 nolu safkan bende bankoydu ama maalesef çıktı yarıştan. O yüzden ben de burada tuttuğum diğer safkanları söyleyeyim. 7 nolu Wonder Ver Kregis. Mönnex temsilcisi Sheldon Russell'la start alacak olan bu safkan. Benim en öncelik şans verdiğim isim. En ciddi rakip olarak da 2 nolu Bella Tapisere. Bir tapizar temsilcisi Coral Sedena'la start alan bu safkan da gördüğünüz gibi kazanan bir safkan. Kazanmayı seven bir isim. Şu an Türkiye'de favori isim. Yani 7-2 biraz daha bende ön planda şans verdiğim isim. Ama sürpriz sevenler ve geniş at yazmak isteyenlere de önereceğim safkanlar şunlar. Bir Stroll temsilcisi olan 10 nolu Stroll Smoking ve Javier Perez'e start alan bu safkan da performans olarak iyi durumda. 3 nolu Ver Paradisalay, bir Into Mischief temsilcisi Rat Ortiz Junior'a start alan bu safkan da yine şanslı verdiğim isimler arasında. 5 nolu Chargeto Victory, bir tak Charge Indy temsilcisi David Cohen'e start alan bu safkan da performansı iyi durumda olan isimler arasında. 1 nolu Jeopardy James Speckstone temsilcisi Daniel Santoro start alan bu safkan biraz sıkıntılı safkan. Geçen sene bir yarış koştu, kazandı ama bu yılda 48 gün önce koşmuş olduğu yarış kazanan bu isim bayağı bir formda giriş yaptı. Ben hiç ihmal edilmemesi değil bu safkanın. Bir de 11 nolu Youngest of Five, bir Super Saber temsilcisi Angel Cruz'a start alan bu safkan da sürpriz sevenler için önerebileceğim isim. 7-2 önce 13, 5, 1 ve 11'de daha sonra şans verdiğim isimler. Günün bir diğer koşusu Altılı Ganyan'ın ikinci aya bir opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1700 metrelik çim koşusunda 13 safkan vardı. Ama şimdi 3, 8, 9, 10 yarıştan çıktı. Bakalım bizde 3, 8, 9, 10 yok. En azından bunlar yokmuş bende. Gelelim bakalım buradaki oranlarına. Evet, buradaki oranlar şu şekilde: 7 nolu safkan 2 lira. 12 nolu safkan 3,5 lira, 11 nolu safkan 6 lira, 1 nolu safkan 6,5 lira, 5 nolu safkan 8 lira, 13 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 11 lira, 4 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim burada da. Benim burada öncelik şans verdiğim isim 13 nolu Kid Mercury olacak arkadaşlar. Bu Lemon Drop Kid temsilcisi Junior Alvarado'ya sırat alan safkan. Ben de ilk şanslı isim ama burada Türkiye'de bayağı bir sürpriz çıktı bu safkan. Yurt dışında nasıldı bunun? Çünkü ben hazırlığımı bitirdiğimde oranlar yoktu. Evet, 3, 6. sırada. Ama bende ilk şanslı isim çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok. Daha sonra 12 nolu Street Copper, bir Street Magician temsilcisi Jose Ortiz'e start alan bu safkan da performans olarak oldukça iyi durumda bir isim. 1 nolu Lucky Ramsey, bir Locking Out Lucky temsilcisi Carol Sedena'la start alan bu safkan da performans olarak iyi ama biraz kazanma özürlü olan bir isim. Yani kazanmayı biraz fazla sevmiyor herhalde. İkincilikleri daha çok seviyor. Ama bugün ihmal etmemek gerekir. Daha sonra 11 nolu Small Hope, bir Treasure Peach, yine iyi bir çim orijine sahip. Usta pilotu Javier Castellano start alan bu safkan da hiç ihmal edilmemesi gereken isimler arasında. 7 nolu Van Asprey, bir Speckstone temsilcisi Ricardo Santana Junior'la start alan bu safkan da evet şu anda favori konumda olan bir isim. Bir de son olarak da 4 nolu Hard Fold, bir Hard Spoon temsilcisi Harosuya Karamanos'la start alan bu safkan da yine güzel durumuyla benim şans verdiğim bir diğer isim. 13, 12, 1, 11, 7, 4 bana göre kapaması bu ayağın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Geldik bir diğer sonraki koşuya, günün 3. ayağında. Açık yarışlarımızın başladığı ayaklar başlıyor. The Allery DuPont Stakes koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında. Hemen oranlarımıza bir bakalım. Evet, günün 3. ayındaki oranlar şu şekilde: 5 nolu safkan 2 lira, 4 nolu safkan 3,5 lira, 3 nolu safkan 3,5 lira, 6 nolu safkan 4 lira, 8 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 14 lira, 1 nolu safkan 16 lira ve 7 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geldiğimizde ben burada son yarışında yine açık yarış kazanan 5 nolu Horologist, bir Cemalist gibi yine kumpistin iyi bir orijine sahip Junior Alvarado start alan bu safkan benim bugün sizlere önereceğim banko isim arkadaşlar. Normalde bu safkanın yanına ben yine alternatif bankomdu o zaman. Rakipleri vardı ama tuttuğum safkan çıkınca
En azından en yakın banko bana bu safkan geldi. Çünkü burada koşturan safkanlardan size örnek vereyim ben. Bu 6 nolu Miss Demers'ı bir de 8 nolu Lucky Stride'la son yarışında beraber koştular. Gerçi aralarında fark yok. Yarım boy farklılar ama o gün 6 nolu safkan hep liderliği aldı. Kafada giden bir safkandı. Ama 5 nolu safkan da her yerde rahattı. Yarım boyla da kazandı ama en azından rahatlığıyla bana en azından güven verdi. Kazanmayı seven isim, iyi gruplarda koşan bir isim. Ben de bu şekilde banko olarak öneriyorum. 5 nolu Horologies. Eğer bu safkanın yanı diyelim ki benim alternatif bir banko adayım daha var. Eğer o ayağı tek atıp da buraya at yazmak istersin veya bahis oynamak isteyenler için en azından önerebileceğim safkanlar var. 8 nolu Lucky Stride. O günkü yarışın üçüncüsü, yakın ara üçüncüsü. Bugün Rat Ortiz Junior'la, geçen yarışında Rat Ortiz Junior yoktu. Bugün bence bu ihmal edilmeyebilir. Yani ikincilikte, hatta birincide bile gidebilir. Daha sonra 6 nolu Miss Denvers. Bu tapir temsilcisi Wally Rosario'yla yine bahis oynamak isteyenler için önerebileceğim isimler. Bir de 4 nolu Get Rid of What ailesi. Bunu jockey birleştirerek söylemese de ayrılarak söylese ne olacak yani. Neyse arkadaşlar, 4 nolu safkan Javier Castellano'da en azından bahis ve ikili oynamak isteyenler için önerebileceğim isim. Tabi geri kalan safkanların da boş safkan değil ama en azından ben 5'in kazanması bekliyorum. Dediğim gibi oyun oynamak isteyenler, rakip arayanlar da 8-6-4 olarak da tercih edebilirler arkadaşlar. Gelelim bir sonraki koşuya. Evet, bir sonraki koşumuz 5. koşu The Very One Stakes. Bir listed yine dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim kursunda. Burada baktığımız zaman 7 ve 8 nolu safkanların da ekür olduğu bir yarış. Zor bir yarış, kolay bir yarış değil. Hemen oranlara geçelim arkadaşlar. Evet, bu koşunun oranları şu şekilde: 11 nolu safkan 3,5 lira, 3 nolu safkan 3,5 lira, 9 nolu safkan 3,5 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 12 nolu safkan 6 lira, 2 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 11 lira, 8 nolu safkan 40 lira, 1, 10, 4, 7'nin de 40 ve 66 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Gelelim yarış programına. Bu altılı ganyanın 4. ayında benim burada öncelik şans verdiğim isim 5 nolu Victory Kingdom olacak. Bu Animal Kingdom temsilcisi Flavian Fırat'la benim öncelik şans verdiğim isim. Biraz kazanması zor ama en azından koşmuş olduğu gruplara göre bugün bayağı şanslı çıkıyor bende. Daha sonra 3 nolu Caravel, bir Mizzen Mast temsilcisi Florent Görox'la start alan bu safkanda çok güzel, etkili bir performansa sahip. Yani son 6 yarışın 2 tanesinde 3.lük, 4 tane birinciliği olan bir safkan. Bence hiç ihmal edilmemesi gerekir. 12 nolu Gotta Gomo, bir Uncle Mo temsilcisi Jose Ortiz'e start alan bu safkanda son 3 yarışını kazanan oldukça da formda bir isim. 11 nolu Dixie and Candy Land, bir Candy Wright temsilcisi Oval Rosario ile start alan bu safkanda son yarışı kazanmış formda bir isim ve Türkiye'de de favori olan bir isim. Bir de 6 nolu Queen of Shades, bir Michi Shop temsilcisi Irat Ortiz Junior'a start alan bu safkanda benim önerebileceğim son isim. 5, 3, 12, 11, 6 öncelik şans verdiğim isim ama burada da yine ilave etmek gereği duyanlar için de, çünkü hatta ilk tabelayı almak istedim ama 5 at 5 atla yazdığım için, 2 nolu Go Go Shows, bir Carpe Diem'in güzel temsilcisi Javier Castellano'a bence hiç imal edilmemesi gereken isimlerde. Bir de 9 nolu Catch a Beat, bir Real Solution temsilcisi Luis Saez'e de şans verdiğim bir diğer isim. 5, 3, 12, 11, 6 önce, 2, 9'da daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 5. ayağına geldiğimizde Miss Preakness Stakes, dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik açık yarışında 7 nolu safkanda yarıştan çıkmış olduğu bir yarış. Hemen oranlarımıza bakalım. Evet, buradaki oranlar şu şekilde: 1 nolu safkan 3 lira, 2 nolu safkan 3,5 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 9 nolu safkan 4 lira, 8 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 11 lira, 6 nolu safkan 20 lira, 3 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza gelelim. 7'nin çıkmış olduğu bu yarışta yine önemli bir yarış. Benim önceki şans verdiğim isim 5 nolu Street Luto olacak ve Street Magician temsilcisi Javier Perez'e start alan bu safkan koşmuş olduğu hemen hemen bütün yarışları açık yarış, bir son yarışında geçirmiş olan bir isim, bence ilk şansı hak ediyor. Bu safkana bence en ciddi rakip bir Outwork temsilcisi olan 1 nolu Abrogoate. Ricardo Santana Jr. start alan bu safkanda yine etkili ve güzel formuyla benim rakip olarak önerdiğim isim. 5-1 biraz daha bende bu gruptan ayrılmış. Yani normal şartlar altında bu ikilinin dışına çıkmaması gerekiyor. Ama diğer safkanlar da boş safkanlar değil. Eğer bu ayağı genişletme gereği duyanlar için de en azından önerebileceğim safkanlar şunlar.
9'unu Joyful Cadence, bir run-up temsilcisi Irat Ortiz Junior'la startlamış Safkan. Yine güzel bir performansı var. 2 nolu Red Ghost, bir Ghost Zapper temsilcisi John Velasquez'ı startlamış Safkan da yine 3 yarışın ikisini kazanmış. İyi bir Safkan. 6 nolu Prodig Doll, bir Shanghai Bobby temsilcisi Louis Saez'e de yine çok güzel etkili formuyla son 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. Bir de 3 nolu Juror Number 4, bir Into Mischief temsilcisi Sheldon Russell'la startlamış Safkan da güzel formuyla. Geniş at yazmak isteyenlere, sürpriz arayanlara önerebileceğim isim. Ama 5-1 önce, 9-2-6-3 de daha sonra şans verdiğim isimde. Günün son koşusuna geldiğimizde Hilltop Stakes, bir dişilere ait yine 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda. Bakalım bizim bankomuz çıkmış mı? 8-11-14 yok, Allah'tan çıkmamış. Çıkarsa yandık yani. Geldik bu açık yarışa, evvel oranlara tabii ki. Ya şimdi yazıyorum çıkıyor hatta, ne yapabilirim ki? Evet, son koşunun oranları şu şekilde. 5 nolu Safkan 2 lira, 3 nolu Safkan 3,5 lira, 6 nolu Safkan 5 lira, 2 nolu Safkan 6 lira, 1 nolu Safkan 7 lira, 10 nolu Safkan 12 lira, 13 nolu Safkan 12 lira, 12 nolu Safkan 25 lira, 7, 4, 9 da 40 ve 50 lira gibi oranlara sahip. Geldik günün son programına. Benim burada önereceğim Safkan 5 nolu Bubbles on Ice. Bir Stark, artık orijini söylemeyeyim çünkü çok uzun. Ama anne kanatı, en azından bir Galileo'dan gelme. İyi bir orijin. Baba da çimde, ana da çimde. Her ikisi de çim sevmem Safkanlar. Javier Castellano'nun start alanı Safkan. Bir Christophe Clement'le bir yine usta ellerde. Son kazanmış olduğu yarış gerçekten çok güzeldi. En azından bir yarışını seyredebildik. TJK bir yarışını vermişti ama çok geriden gelip, yalnız şunu da belirteyim arkadaşlar. Numaralar TJK yanlış yazıyor. Onu dikkat edin. Eğer yarış seyretmek isteyenler varsa 7 derken 8 olabiliyor yani. O yüzden yani aynı atı takip etmeyin. İsimleri dikkat edin yani. Son yarışında bayağı süratli giden, aslında çok süratli değil ama sonlarda çok etkili. Çünkü grubun bayağı gerisine takip eden 5 ton Safkan yani çok güzel güçlü ataklarla gelip zor da olsa kazandı ama kazanmasını bildi. Ben bugün yine, benim banko adayım bu. Normalde ben ya 3. aya ya 5. son aya tek atacaktım. Hangisini tercihi size bırakacağım. Ama ben her ikisine de güveniyorum. En azından bunu söyleyeyim. Burada da 5 nolu Bubbles on Ice benim bugün çok çok güvendiğim isimler. Yani nasıl 3. aktaki 5'e çok güveniyorsam buradaki 5'e de aynı şekilde güveniyorum. Ama bu aya yıkmak isteyenler için en azından önereceğim isimler. Çünkü bahis oynayanlar da oluyor. 2 nolu Seasons. Bu Tapit temsilcisi Jose Ortiz de bana göre ilk ciddi rakibi. Daha sonra 6 nolu Mia Martina, No This Time temsilcisi Irat Ortiz Junior startlamış Safkan yine performans olarak iyi durumda. 3 nolu Alda, Munich temsilcisi John Velasquez startlamış Safkan da aradan sonra bir yarış gördü. 13 nolu Phantom Vision, bir Declaration of War temsilcisi Flavian Fratta startlamış Safkan da yine iyi performansı var. Bir de 10 nolu Ermi Kendi, bir Twilight Kendi temsilcisi. Her ne kadar Twilight Kendiler biraz kumarlıklı olsa da en azından anne kanatı Artie Schiller'den çim özelliği kapmış bir isim. Çin'de de zaten başarılı yarışta var. Ricardo Santana Junior'la bence sürpriz arayanlar için ideal isim. 5 nolu Safkan ben de çok ön planda kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi boya at yazmak isteyenlere veya oyun oynamak isteyenlere de rakip isteyenlere 2, 6, 3, 13, 10 olarak da öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şablon aklımdayken söyleyeyim. En azından söyleyeyim sonra sıkıntı olmasın. Boş koşu 7'li plase ve 3'lü kaynağımızda yani birinci koşu 15-8 önce 9-7-11-4 daha sonra. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 7-2 önce 13-5-1-11 daha sonra. İkinci ayak 13-12-1-11-7-4 sıralaması. Üçüncü ayak 5 nolu Safkan bende banko. Ama bu ayakta dediğim gibi at yazmak isteyenlere de veya rakip arayanlara 8-6-4. Yani bankonun yanına at rakip verilir mi? Bazı arkadaşlar yıkabilir. Şimdi benim her bankomu oynayacaksınız diye bir kaydı yok arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Dördüncü ayakta 5-3-12-11-6 önce 2-9 da daha sonra. Ama hepsini bir anda yazarsak da bence daha mantıklı olur. Beşinci ayak 5-1 önce 9-2-6-3 daha sonra. Son ayakta 5-10 Safkan benim yine bankom. Ben bugün yine iki Safkan'ı zaten ben kendim oynamaya kalkarsam ikisini tek atarım. İster gelir veya gelmez. Ama bu ayakta at yazmak isteyenlere veya bahis oyunlarını oynamak isteyenlere de 2, 6, 3, 13, 10 olarak da önerebilirim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.